Tarihin tozlu sayfalarını karıştırıp her hafta aynı soruyu farklı konularla soruyoruz. Tarih tekerrürden mi ibarettir? Kitaplarda yazmayan içeriklerimizi seviyorsanız kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğen butonuyla taçlandırabilir, soru ve yorumlarınızla daha fazla tarih meraklısına ulaşmamıza katkı sağlayabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yarım kalan Tarık Bin Ziyad'la alakalı bölümü tamamlamaya çalışacağız. Malumunuz Umut'un soruları bitmez, arkası bitmez soruları vardır Umut'un. Tarık Bin Ziyad'la alakalı da öyle. Tabii arkası bitmez deyince de aklıma arkası gelmez dertlerimin bıktım illallah diyen Erkin Koray geldi, yakın zamanda kaybettiğimiz. Ruhu şad olsun, Türkiye'nin önemli ses sanatçılarından birisiydi. Kanada'da yaşıyordu, Toronto'da yaşıyordu ama kendisiyle görüşmek hiçbir zaman nasip olmadı. Biraz toplumdan kopuk bir kişiliği vardı. Onun için çok fazla insanlarla görüşmeyen bir tipti. Yolda görmek, bir yerde rastlamak da mümkün olmadı o sebeple. Çok protest bir tipti. Devlete baş kaldırmış bir yapısı vardı. Devlete baş kaldırı değil, hayata bir baş kaldırıydı onunki belki. Kızını mesela özel olarak kendisinin eğitmesi buna örnek verilebilir. Kendi eğitiminin okulda verilen eğitimden daha iyi olduğunu düşünüyordu. Tartışılır ne olduğu, ne bittiği, sonucunun ne çıktığı ama o kendisine göre doğru olan şeyleri bir şekilde yaşamaya çalıştı ve hayatını öyle devam ettirdi. Ruhu şad olsun diyelim. Güzel eserler bıraktı. Fesübhanallah gibi, Çöpçüler gibi hayatımıza dokunan eserler bırakmış oldu. O yılların kokusunu, 60'ların, 70'lerin kokularını bizlere ulaştıran. Filmlerde bugün hala arka fonda sesini duyduğumuz, müziğini duyduğumuz, en çok eserlerinin hakları ihlal edilen sanatçılardan birisiydi. Yıllar geçmiş olmasına rağmen. Arkada mühim eserler bırakmak önemli. Belki bizim de gayretimiz biraz o. Bugün de Tarık Bin Ziyad'ı anlatacağız. Büyük komutanı. Ne kadar takdir edersiniz bilmiyorum. Yani her ne kadar sizin takdirinize bağlı olarak bu işe devam etmesek de marifet iltifata tabidir diye bir söz vardır. Yani sizlerin verdiği destek bir şekilde ulaştığı zaman mutlu ediyor bizleri. Devam etmemiz gerekliliğine dair bize heyecan veriyor. Destek veren arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Eleştiren arkadaşlara eksiklerimizi gösterdikleri için teşekkür ediyoruz. Ama neticede yapmaya çalıştığımız tarihi kaynaklara dayalı olarak sadece duyumlara veya bir iki insanın söylediği hamaset dolu konuşmalara bağlı olarak değil, o dönemi anlatan eserlere bağlı olarak sunmaya çalışıyoruz. Hata yapabiliriz. Bizim de hatalarımız olur. İnsanız. Ama mümkün olduğunca ince eleyip, sık dokuyup doğruluğundan emin olduğumuz şeyleri konuşmaya çalışıyoruz. Umarım faydalı oluyordur. Umarım hayatınızın bir noktasına biz de Erkin Koray'ın bizim hayatlarımıza dokunduğu gibi dokunabiliriz ve bu vesileyle sizlere faydalı olabiliriz. Takdirinizi kazandığımızda zaten 10.000'den fazla kişi oldu şu an takip eden. Bu gurur verici bir şey. Hakikaten diyeceksiniz ki yani oyuncak açan insanları da 10.000 kişi takip ediyor. İşte alıp başka yerden videolar izleyip onun hakkında saçma sapan konuşanları da 100.000'ler, 1 milyonlar izliyor. İzlenebilir. Bu bizim için fark etmez. Kemiyetten daha önemli keyfiyettir eskilerin tabiriyle. Çok kaliteli bir insan topluluğunun bizi izlediğinin farkındayız. Bununla alakalı da gurur duyuyoruz ve bu gururu büyüdükçe sizlerle daha da paylaşmayı ümit ediyoruz. Destek verenlere tekrar teşekkürler. Eleştirenlere eleştirilerinden dolayı teşekkürler. Bizi daha iyi yapmak için gayret gösteriyorlar. Öyle bakmayın. İnsan bakar, sevmez, geçer. Ne altına yorum yazma zahmetine girer, ne sataşma zahmetine girer. Ama onu yapanları bile takdir ettiğim bir tarafı var. Hele bunu kibar bir dille yapanlara. Hadi bakalım Tarık Bin Ziyad hakkında neler anlatabileceğiz? Sorular bize ne diyor? Biz onlara nasıl cevap verebileceğiz? Beraber yolculuğumuza başlayalım. Tarık Bin Ziyad'ın ikinci bölümünü sizlerle paylaşmış olalım. Askerlerine şu tarihi sözleri söylediği doğru mudur? Arkanızda düşman gibi deniz, önünüzde deniz gibi düşman. Nereye kaçacaksınız? Vallahi sizin için ancak sadakat ve sabır kalmıştır. Düşmanın silahı, teçhizatı ve erzakı boldur. Sizin silah olarak ancak kılıçlarınız, erzak olarak da düşman elinden sahip olabileceğiniz vardır. Evet, Tarık Bin Ziyad'ın askerlerine söylediği bu tarihi sözler genellikle aktarılan sözler arasında yer alır. Bu sözlerin söylenip söylenmediğini tam olarak bilmeyiz. Zaten tarihte böyle bir şey vardır. Büyük sözler vardır. Sonradan aktarılmıştır, sonradan yazılmıştır ama konsepte çok uygundur. Öncelikle bakalım bu sözler nerede söylenmiş? İki iddia var. Birisi Tarık Bin Ziyad'ın İber Yarımadası'na çıktığı sırada askerlerine yaptığı bir konuşmada ilettiği veya Arapların Vadil Akka diye bildiği ve bilinen adıyla Guadalete Muharebesi olarak bilinen savaştan önce verdiği vaazda askerlerine onları cesaretlendirmek için söylenen konuşmada söylediği sözler olarak aktarılır. Sözler askerlerinin karşılaşacağı zorlukları ve mücadeleleri
meselelerini anlatıyor. Arkanızda düşman gibi bir deniz, önünüzde deniz gibi bir düşman. Şimdi baktığınızda evet büyük bir söz yani. Arkada kocaman bir deniz var. Hakikaten yenildiğinizde orada boğulacaksınız. Önünüzde de büyük bir düşman birliği var. Her ne kadar bu savaşla alakalı aktarılan rakamlar birbirinden farklı olsa da genel itibariyle 100 bin civarı Rodrigo'nun ordusunun olduğu söylenir. 7 bin, 8 bin civarı eğer Tarık bin Ziyad'ın ordusu varsa arada devasa bir fark var ama genel itibariyle geçen kaynaklarda doğru olduğunu düşündüğümüz kaynaklarda 8 bine 33 bin gibi bir rakam var ki hala 4 katı. Önemli bir rakam yani bu. Ve askerlere geri dönüşün olmadığını, eğer sadakatle ve sabırla mücadele ederlerse düşmanın silahlarını elde ederek daha da ileriye geçebileceklerini aktaran bir sözdür. Bu söz Tarık bin Ziyad'ın liderlik yeteneğini ve askerlerini motive etmede ne kadar başarılı olduğunu gösteren etkili bir konuşma örneği olarak kabul ediliyor. Ama sözlerin tam olarak nasıl ifade edildiği ve kaynağın doğruluğu konusunda farklı rivayetler var ve farklı versiyonlarını görebiliyorsunuz. Böyle olunca da buna benzer sözler söylenmiş olabilir ama aynen bu şekilde mi söylenmiştir? Orası muamma. Fakat sözler çok güzel. Baktığınızda düşman gibi bir deniz, deniz gibi bir düşman. Muazzam bir açıklama. Evet, düşmanın erzağı bol. O da bir gerçek. Çünkü siz ikmalle geliyorsunuz oraya. Sadece etraftaki köyleri belki yağma ederek elde edebileceğiniz bir birikim var. Onun dışında hiçbir şeyiniz yok. Düşmanın ana vatanı zaten. Orada savaşmak zor. Eğer Tarık bin Ziyad bu sözleri birebir söylemediyse bile buna benzer sözler söylemiş olmalı ki askerleri cesaretlenmiş olsun ve orada o zafer kazanılsın. Tabii Guadalete ile alakalı muhakkak soru vardır. Guadalete'ye geldiğimizde kazanmasının sırları hakkında da konuşacağız. 13. Carteia ve Algeciras kentleri çıktıktan hemen sonra aldığı ilk şehirler olarak söyleniyor. Evet, bu doğru. Tarık bin Ziyad'ın İber Yarımadası'na çıktıktan sonra aldığı ilk şehirler Carteia ve Algeciras olmuş olmalı. Zaten baktığınızda boğazı önemli bir şekilde güvenlik altına alan şehirlerdir bunlar. Bugün Algeciras İspanya'nın en önemli limanlarından bir tanesidir. Avrupa'nın en büyüklerinden de bir tanesidir. Ve Kadiz eyaletine bağlıdır Algeciras. Tarık bin Ziyad'ın İspanya'ya geçtikten sonra öncelikle boğazın kenarında bulunan Algeciras'ı ele geçirdiğini biliyoruz ya da tahmin edebiliyoruz. Neden? Orayı kontrol ettiği zaman gemilerle gelebilecek yardımı veya arkadan yapılabilecek kuşatmaları engellemiş oluyorsunuz. Ve Cebeli Tarık boğazını geçer geçmez Algeciras'ı ele geçiriyor. Daha sonra da Carteia üzerine yürüyor. Bu şehirde San Roque bugünkü adıyla bu şehri de fethediyor. Bu şehirlerden elde ettiği kaynaklarla da aslına bakarsanız başarılı fetihlerine bir başlangıç, bir basamak oluşturmuş oluyor. Carteia ve Algeciras'ın alınması Tarık bin Ziyad ve ordusu için stratejik bir başarıdır. Çok önemlidir. Zaten çıkılabilecek en doğru noktalar burasıydı. Bu şehirler eğer fethedilememiş olsaydı muhtemelen Tarık bin Ziyad daha ileriye gidemezdi. Bu fethin sonunda da biliyorsunuz Endülüs Emevi Devleti'nin temelleri atılacak. Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İspanya'nın fethi Algeciras ve Carteia'nın fethiyle mümkün olmuştur. Ve Endülüs Emevi Devleti'nin temelleri de bu iki şehrin fethedilmesiyle açılmıştır demek de beis olmaz. 14. Tarık bin Ziyad Guadalete Muharebesi olarak bilinen savaşta Visigot kralını ağır bir yenilgiye uğrattı ve bu yenilgi İspanya topraklarının kilidini açtı. Bu doğru mudur? Evet, yani doğrudur. Tarık bin Ziyad'ın Guadalete nehrinin kenarında kazandığı savaş kesinlikle Tarık'ın kazandığı en önemli başarıdır. 711 yılında gerçekleşecek ve İber Yarımadası'nda ve Tarık bin Ziyad'ın komutasındaki Berberilerden ağırlıklı oluşan fakat içinde Arap unsurlarının da bulunduğu İslam ordusu ile Visigot kralı Rodrigo'nun ordusu arasında meydana geliyor. Orduda sayılar az önce söylediğim gibi 8 bine 33 bin gibi düşünmek lazım. En doğru rakamlar böyledir. Savaş adını nehirden alıyor gene. Guadalete nehrinden alıyor. Bugün de mevcut adıyla nehir anılıyor. İslam ordusunun kesin zaferi var Rodrigo'nun kuvvetlerine karşı ve bu Visigot krallığının sonu olacak. Kral da burada hayatını kaybedecek zaten. Muharebenin geçtiği bölge çok önemli. Orası Visigotların kuvvetle savunduğu bir geçit aslına bakarsanız. Rodrigo'nun ordusunun içeriğine baktığımızda genellikle Visigot soylularından oluşan bir süvari gücü olduğunu görüyoruz. Dezavantaj şu, ordunun çoğu Rodrigo'nun vahşice görevden aldığı Vitiza'nın oğulları tarafından komuta ediliyor. Ve
onlara sadık ordular olduğunu görüyoruz. Burada Aşil'den bahsetmiştik daha sonra. Akila ya da Aşil, artık hangisini söylerseniz. Bu ordu Kuzey İspanya'da yer alan topluluklardan oluşuyor. Rodrigo daha çok güneyde hakim. İslami kaynaklarda geçen rakamlar 100 bin civarında ki bu rakam pek gerçekçi durmuyor. Kaynaklar var ama muharebenin seyrine dair ayrıntılı bilgileri biz daha çok Avrupa kaynaklarından görüyoruz ki onlar da sınırlıdır. Biraz daha sonraki dönemlerde özellikle Tarık bin Ziyad'ın kendisinden çok sonra yazılmıştır Arap kaynakları ve El-İdrisi. Çok önemli bir zattır bu arada, onu söylemek lazım. Dünya haritasını ilk çizen Arap alimdir kendisi ama çok daha sonra yazılmıştır Tarık bin Ziyad'dan. Öyle baktığınızda bu 7000'e 100.000 rakamı biraz abartılı duruyor. 100.000 kişi o zaman İspanya'da bir ordu toparlayabilmek neredeyse imkansız ve gelen kuvvetin 7000 olduğunu düşündüğünüzde de burada batılı kaynakların 33.000 rakamının daha gerçekçi bir rakam olduğu gerçeği var. Batılı kaynaklarda daha çok bir ihanetten bahsediliyor. Çünkü Aşil bir şekilde Rodrigo'dan intikam almak istiyor. Kendi intikamını almak istiyor. Babasının intikamını almak istiyor. Tahtın kendi hakkı olduğunu düşünüyor. Fakat Rodrigo ile anlaşıyorlar ve savaşa öyle girişiyorlar ve daha sonrasında da ihanet edecek. Savaşın gidişatı nasıl oldu diye baktığımızda da başta ufak çatışmalar var. Süvari ordusu demek aslına bakarsanız güçlü bir ordu. Çok ciddi bir at birliği getiremediğini düşündüğümüzde de Tarık bin Ziyad'ın kendi topraklarından burada süvari ordusu oluşturması biraz zor. Ama ne var? İslam ordusunda ciddi bir okçu birliği var ve okçu ateşiyle ve güzel manevralarla Vizigot süvarisini geride tutabiliyor. En kritik noktalardan bir tanesinin İslam ordusunun berberi mücahitlerinin zırhlarını çıkarması olduğu söylenir. Zırhları çıkaran az sayıda da olsa süvariler hafif süvariye dönüşüyor bir anda ve hızlı manevralarla düşmanı sağdan ve soldan vurabiliyor. Bu hareketlilik de İslam ordusuna ciddi bir avantaj sağlıyor. Okçular ciddi bir avantaj sağlıyor ve sonunda geri çekilen Aşil'in ya da Akila'nın ordusuyla da beraber Rodrigo ihanete uğramış oluyor ve kesin bir hezimete uğruyor. Hatta kendisinin son ana kadar savaştığı, kaçmaya çalıştığı sonunda ama gene de öldürüldüğünü belirtir. Guadalete Muharebesi'nin Vizigot Krallığı'nın sonu olarak tanımlandığını görürüz tarih kitaplarında. İslam fetihlerinde hızlanmasına, İber Yarımadası'nda Müslüman egemenliğinin kurulmasının en önemli basamağı, en önemli zemini olarak görülür. Tarık bin Ziyad'ın da İspanya topraklarının kilidini açmasına yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. Guadalete Muharebesi'nin ardından Tarık bin Ziyad'ın biz İber Yarımadası'nda ilerlediğini ve hızlı bir şekilde geride kalan şehirleri fethetmeye başladığını ve İslam hakimiyetini genişlettiğini görüyoruz. Yani iki şehri fethettikten sonra Guadalete Muharebesi artık tamamen oradaki etkinliğini, Vizigotların etkinliğini kırmış ve sonunda İslam hakimiyetinin orada kök salmasına sebep olmuştur. Ha, bu arada şunu da söyleyelim. Aşil istiyordu aslında oradaki Vizigot tahtını ama o tahttan da mahrum olacak. Yani baktığınızda Julien'in ve Aşil'in kurmuş oldukları planın işlemediğini, artık başsız kalan beylerin özellikle geriye çekilmesiyle, kendi topraklarını çekilmesiyle, parçalı bir hal almasıyla Arapların da rahatlıkla fetihlerini gerçekleştirebilecek bir zemini bulduklarını söyleyebiliriz. Musa bin Nusayr'ın bu kadar büyük bir başarıyı Tarık bin Ziyad'dan bekleyip beklemediği konusu tartışılır hala. Bu kadar büyüğünü muhtemelen beklemiyordu. 7000 kişilik bir orduyla ancak ve ancak Rodrigo'yu belki birazcık rahatsız edebilecek bir çatışma ümit ediyordu ama bütün İspanya'nın kapıları açıldı. Guadalete Muharebesi bu açıdan önemlidir. Burada kalkanlar, silahlar, güç farklılığı, bunlara baktığınızda da muazzam bir fark olduğunu görürsünüz. Ağır zırhlı süvariler bugünün tankları gibi düşüneceksiniz. Arapların getirmiş olduğu ya da Berberilerin getirmiş olduğu kalkanların bile ahşaptan yapıldığını görüyoruz. O kadar zayıftır yani. Ama buna rağmen büyük bir zafer kazanılmıştır. İhanetin etkisi var mıdır? Vardır muhakkak. Ama bu Tarık bin Ziyad'ın etkin ve başarılı bir komutan olduğu gerçeğini kesinlikle değiştirmez. Meseleye böyle bakmakta fayda var. 15. Musa bin Nusayr'ın Tarık bin Ziyad'ın başarılarını kıskandığı için fazla ilerlememesini buyurduğu fakat Ziyad'ın dinlemeyip ilerlediği söylenir. Gerçeklik payı nedir? Gerçeklik payı nedir? Bu arkadaşlar bambaşka bir şey. Yani o dönemi verileri bize bu resmi tam olarak vermiyor. Musa bin Nusayr'ın da Tarık bin Ziyad'ı kıskanması için aslına bakarsanız bir gerekçe yok. Fakat korkularak gidildiğini başta anlatmıştık. Demiştik geçen bölümde. Oraya varılırken acaba bir tuzağa düşürülecek miyiz diye korkuyorlar. Ve Tarık bin Ziyad ilerledikçe de o endişe devam ediyor.
Yani acaba bir sonraki etapta mı tuzağa düşürülecek? Ve Tarık bin Ziyad ile Musa bin Nusayr'ın ya da Nasır'ın iyi bir ilişkileri olduğunu görüyoruz. Tarık kişilik olarak her zaman efendisine sahip çıkıyor. Rivayetler var mı? Var ama hepsinin versiyonlarının birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. Mesela İbni Abdülhakim vardır. Musa'nın Tarık'a çok kızdığını, onu hapse attırdığını ve Mugit el-Rumi halifenin şefaati olmasaydı onu öldürmek üzere olduğunu bile söyler. Mervan'ın da, halife Mervan'ın da iki adamı Şam'a çağırdığından bahseder mesela el-Hakem. El-Hakem'e bakarsan böyle bir şey var. Ama Endülüs'te Musa bin Nusayr geldiği zaman Tarık'ın ona ciddi bir saygı ve hürmet gösterdiği de anlatılıyor. Tarık'ın ciddi bir saygısı olduğunu fakat Musa'nın kalkıp kafasına kamçıyla vurduğunu, sen benim emrimi ihlal ettin diye ona kızdığını anlatıyor. Ama Balad Huri'nin mesela Musa'nın kendisine gönderdiği mektupta Tarık'ı azarladığını, Kurtuba'nın ötesine geçmemesi gerektiğini söylediğini fakat onun bunu yaptığı için kendisine çok kızgın olduğunu söylüyor. Fakat daha sonra barıştıklarını anlatıyor mesela o da. Tarık ile Musa arasındaki düşmanlıkla ilgili en yaygın hikayede Arap kaynaklarında vardır. Hazreti Süleyman'a atfedilen değerli taşlarla süslenmiş altın bir masada masanın Tarık tarafından fetihlerde ele geçirildiği ve onun bir ayağının masadan koparıldığıyla alakalıdır. Bu bölge vardır ve o dönemde Araplar burayı Medinetül Maide yani sofranın şehri olarak isimlendiriyorlar. Musa bin Nusayr'ın Tarık'ı bu masanın ayağını çalmakla suçladığı iddia edilir ve Tarık'ın bunu yalanladığı söylenir ve tek ayağı eksiktir. Bu masanın başında mı o ayak eksiktir? 360 ayaklı masa nasıl olur? Bunların hepsi bakın bir hikaye yani neresinden tutarsanız artık. Bir masa olabilir evet 360 ayaklı mıydı? Masanın ayağı çalındı mı? Bunlarla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece Medinetül Maide şehri olduğunu biliyoruz. İşte Musa'nın daha sonra bu ayağı halifenin huzuruna vardığında bulduğu söylenir ve Tarık'ın işte bunu çalıp halifeye kendisine hediye ettiği iddia edilir ki bu da çok saçma bir iddia. Bunu da anlatan yine El-Balad Huri. Netice itibariyle şunu söyleyelim. Musa bin Nusayr'ın ve Tarık bin Ziyad arasında yaşananlar konusunda kesin bir bilgi yok. Bazı kaynaklarda Tarık bin Ziyad'ın Musa bin Nusayr'ın talimatlarını takip etmediği ve ilerlediği şeklinde anlatımlar yer alır. Fakat bunların neye dayandığı, neden olduğuna dair elimizde sağlam veriler yok. Emre uymadığı mı yoksa fetihle alakalı olarak ileriye dönük bir şey gördüğü mü? Bunu bilemiyoruz. Fakat arasının genel itibariyle iyi olduğunu ve Musa bin Nusayr'a ciddi bir saygı gösterdiğini görmek zor değil. Ve Tarık bin Ziyad'ın anlatıldığı kadar iyi bir insan olması ve Musa bin Nusayr'a bu kadar saygı duyması halinde aralarında böyle bir çekişmenin olması da çok küçük bir ihtimal olarak görülüyor. Hasılı biz Tarık'la ilgili olarak bunu yapmamıştır desek herhalde daha doğrudur. Aralarının çok kötü olmadığı, Tarık onu dinlemeden birkaç adım atmış olabilir. Musa bin Nusayr da bununla ilgili olarak kendisine kızmış olabilir. Ama daha sonra Şam'a gittiklerini beraber kader birliği ettiklerini düşünürsek aralarının ciddi manada kötü olduğunu düşünmek pek makul görünmüyor. 16. İspanya'nın fethinin baş kahramanı olarak Tarık bin Ziyad'ı görebilir miyiz? Evet, İspanya'nın fethinin baş kahramanı olarak Tarık bin Ziyad'ı görmek yaygın bir görüş. Yani insanlar genel itibariyle Tarık bin Ziyad'ı İspanya'nın fethinin en önemli sebebi olarak görürler. Başlangıç olarak da kazandığı zafer Guadalete Muharebesi önemlidir ve bu manada ciddi bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Fakat Endülüs'ün fethindeki tek etkenin Tarık bin Ziyad olduğunu düşünmekte büyük bir hata olabilir. Gerek orada kalması, tamam büyük bir cesaret göstermiş, iyi bir liderlik göstermiş, stratejik yetenekleriyle savaşı kazanmış, kaleler fethetmiştir. Ama İspanya'nın fethi sırasında ve sonrasında oranın elde tutulması mevzuunda emeği geçen birçok önemli komutan vardır ve onları göz ardı edip Tarık bin Ziyad'ı tek başına öne çıkarmak, Musa bin Nusayr'ı da bunu engellemeye çalışan insan gibi göstermek pek akla yatkın değildir ve zulüm olur. O yüzden tek başına bir kahraman diyemeyiz ama en önemli kahramanlardan bir tanesi diyebiliriz. Fakat bizim genel itibariyle Türkiye'de İspanya'nın fethiyle alakalı, Endülüs'le alakalı bilgiler yaygın değildir. Çok az okumuşuzdur, çok az incelemişizdir. Neden öyle olduğunu da bilmem ama öyledir. Bizim daha fazla okumakla kazanılan zaferler
eserleri daha sonraki dönemlerde oluşturulan medeniyetin etkilerini incelemekte ciddi fayda mülahaza ediyorum. Umarım bunu anlarız. O medeniyetin bizim medeniyetimizle bağdaşan, çakışan taraflarını görüp kendi medeniyetimizin Avrupa'ya ne katkılarda bulunduğunu görebiliriz. Bugün Avrupalıların Endülüs'le alakalı olarak kabul ettikleri katkıları maalesef biz bilmiyoruz. Bilmediğimiz için konuşamıyoruz. Gerek mimaride olsun, gerek sanatta olsun, gerek bilimde olsun. Bilmediğimiz için de pek konuşamıyoruz. Bunların üzerinden daha fazla durmayı gerek Rönesans'a katkıyla, gerek Avrupa kültüründeki yemek kültüründen temizlik kültürüne kadar birçok şeydeki katkıyla, gerek bilimsel çalışmalardaki katkıyla daha fazla sizlere aktarmak istiyorum. Burada şunu ayıralım. Onlar Araplardı, İslam kültürüydü, şöyleydi, böyleydi. Bu yaklaşımları çok kaba buluyorum ben. İslam'la ilginiz olmayabilir, çok önemli değil. Ama tarihimizde Abbasiler döneminden sonra bizim toplumumuzun da o kültürün bir parçası olarak öne çıkmaya başladığını görmek lazım. Endülüs Emevilerinin de o gelişme çağında yakalamış olduğu başarıları o kültürün bir parçası olarak görmek lazım. Buhara'dan kalkıp da Endülüs'e kadar uzanan birçok hikayeden bahsettikçe bunu daha iyi aktarabileceğimizi ümit ediyorum. İslam ister kabul edin ister kabul etmeyin bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Ve o kültüre sahip çıkmak aynı zamanda Osmanlı'yı şekillendiren, ondan önce Selçuklu'yu şekillendiren kültüre sahip çıkmak demektir. Bu noktalarda göstereceğiniz hassasiyetin gerçek manada geleceği şekillendirme adına elde edilecek ipuçlarına katkısı bulunacağını ve Atatürk'ün muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur sözüyle bağlantılı olarak geçmişte dünyaya neler sunduğumuzu ve gelecekte de neler sunabileceğimize dair fikir vermesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Onun için de Endülüs Emevilerinden ve Tarık bin Ziyad'dan bu kadar derinlemesine bahsetmeye çalışıyoruz sizlere. 17. Tarık bin Ziyad'ın Şam'a döndükten sonra emirlere uymadığı gerekçesiyle cezalandırılıp bir daha hep Suriye'de kaldığı söylenir. Doğru mudur? Yani bu da aslında bizim tarihimizde az bilinen bir şey. Üzerine az durduğumuz bir mevzu ama Tarık bin Ziyad'ın Şam'a döndüğü ve sonraki yaşamı ile ilgili net bilgiler kaynaklarda pek olmuyor. Fakat anlatılar var. Muhtemelen Şam'a dönmüş. Ve bazı kaynaklarda da yine Tarık bin Ziyad'ın, az önce bahsettiğim kaynaklarda genel itibariyle onu söyleyeyim. Tarık bin Ziyad'ın emirlere uymadığı gerekçesiyle cezalandırıldı ve bir daha Suriye'de kaldığına dair söylemler daha fazladır. Emirlere uymadığına dair kesin delil yok elimizde. Ama İber Yarımadası'ndaki fethindeki liderliği ve başarıları onun önemli bir komutan olduğunu gösterir bize. Fakat sonrasında yaşananlar Şam'a çağrılmasıyla ilgili olarak net bir tutarlılık yok. Bu kadar başarılı bir komutanı neden Şam'a çağırsınlar? Orada cezalandırabilirler, kellesini alabilirler. Fakat Şam'a gelmiş. Diğer kaynaklarda da Suriye'de kaldığı ve daha sonra farklı görevlere atandığı söyleniyor ki baktığınızda daha makul olan sanki bu gibidir. O kadar büyük itaatsizliğin cezası o dönemlerde kolay değil ve Şam'a dönüşten sonra hapsedilmekle kalınmaz, cezalandırılmakla kalınmaz. Onun dışında başka cezalar, yani ölüm cezası direkt olarak verilebilirdi. Fakat Suriye'de kaldığı ve sonra farklı görevler verildiği de anlatılır ki bana da mantıklı gelen budur. Çünkü orada büyük bir başarı kazanmış, İspanya'nın kapılarını açmış, böyle bir insanı Badu Heva sadece emir dinlemedi diye çizgiden çıkarmak pek makul olmazdı. Cezalandırılmasının ardından ciddi manada sıkıntıya girdiği, cami önünde dilenecek kadar yokluk içinde yaşadığı bunlar da anlatılan hikayelerdir. Fakat hikaye olmanın ötesinde pek bir yeri yok gibidir. Ama bu böyle görünmüyor. Bir sebep de şu, Musa bin Nusayr'ın işte halifeye şikayet ettiği falan söylenir ama ikisi birden çağrılıyor ve ikisi birden geri gönderiliyor. Yani anlatılan hikaye bu. Gittiklerine dair de bir bilgimiz yok bu arada. Şam'da ne kadar kaldıklarına dair de 300 yıl sonradan başlamak üzere 500 yıla kadar sonra olan hikayeleri aktarmaya çalışıyorum size ben. Ve kesin bu böyledir diyebileceğiniz bir durum yok. Ama mantık çizgisinde ilerlediğinizde Musa bin Nusayr'ın da gidip de halifeye şikayet ettiği, Tarık bin Ziyad'ın cezalandırıldığı pek akla yatkın gelmiyor. O sırada bir de halifenin değiştiğini, 2. Mervan'ın vefat ettiğini ve Abdülmelik'in başa geçtiğini görüyoruz. Ve dolayısıyla böyle bir değişik döneminde de orada kalmış olabilirler. Emevilerin Arap unsurunu devletteki diğer unsurlara tercih etme politikası olduğunu biliyoruz. Tarık bin Ziyad'ın da Berberi kökenli olması nedeniyle ihmal edilmiş olabileceği ve ona düşük görevler verildiği ve orada önemli görevler alması istenmediği için çağrıldığı gibi bir iddia da vardır. Fakat belgeler eksik dediğim gibi farklı görüşler var. Kimisi Tarık bin Ziyad'ın tarafında, kimisi karşı tarafında. O yüzden Şam'daki hayatıyla alakalı kesin bir bilgi vermek zor.
İber Yarımadası'ndaki fetihlerini, başarılarını göz önüne aldığımızda bu kadar önemli bir figürün biz Emevi Devleti tarafından bu şekilde cezalandırılmış olmasını pek makul görmesek herhalde doğru hareket etmiş oluruz. Yoksa cezalandırıldığını düşünmek sırf Arap olmadığı için pek akla yatkın görünmüyor. Emeviler ne kadar bu mevzuda hassas olsalar da Türklerden ya da Farisilerden başarılı olanları yanlarında tuttuklarını da biliyoruz. Öyle bir mesele de var. 18. Tarık bin Ziyad nasıl ölmüştür? Bu konuda da çok ciddi bir bilgimiz yok. Farklı rivayetler var, spekülasyonlar var. İddialardan bahsedeceğiz tabii. Ne iddialar var, ne spekülasyonlar var. Onları konuşacağız. Yine kesin bilgi veremeyiz. Tarık bin Ziyad şöyle ölmüştür diyemeyiz. İşte bir tanesi görevden alındığı ve görevden alındıktan sonra da Şam'a geldiği ve burada gözden düşerek bütün görevlerden, devlet görevlerinden azledildiğinden bahsedilir. Ama bu kaynaklarda genel itibariyle ölümüne dair kesin bir bilgi yoktur. Yani zindanda mı öldü, idam mı edildi, ne oldu bunu çok bilemiyoruz. Fakat ne zaman ve nasıl öldüğüne dair tahminler var. Genel itibariyle fakr-ı zaruret içinde öldüğünden bahsedenler olsa da devlet görevi aldığı ve sonrasında züht içinde bir hayat yaşadığı, gerçek bir Müslüman gibi yaşadığı ve Şam'da öldüğü anlatılır. Biraz sallantılı yani ölümüne dair rivayetler, o yüzden kesin bir şey söylemek de zor arkadaşlar. Nasıl öldüğünü tam olarak bilmiyoruz. Son olarak Tarık bin Ziyad'ın hayatından, yaptıklarından İslam'a ve İslam dünyasına olan katkısı nedir? Tarihte bir değişim yapmıştır diyebilir miyiz? Tabii ki yani tarihte önemli bir değişiklik yapmıştır. Fakat bunu sadece ona bağlamanın doğru olmadığını söylüyoruz. İslam dünyasında batıya açılan kapıyı, o dönemin Avrupa'sına açılan kapıyı araladığı söylenebilir. İber Yarımadası'nın Müslümanlar tarafından fethi, Hristiyanlarla direkt temasının en etkili olduğu noktalardan bir tanesini oluşturmuştur. Ve bunu onun liderliğindeki bir ordu tarafından gerçekleştirilmiştir. Kendisine gitme denilmiş olsa da daha ileriye gidip bütün İber Yarımadası'nı bir fırsat görerek fethetmiş olarak düşünebiliriz. Bu noktada da İslam'ın gelişmesi açısından da önemli bir kilometre taşı olmuştur. Çünkü Endülüs önemli bir kilometre taşıdır. Vizigot Krallığı yüzyıllardır orada ve ona bir son veriyor. Bu da çok önemlidir. Çünkü Vizigotlar biliyorsunuz Roma'nın yıkılışına etki edecek kadar eski dönemlerde 300'lerden 400'lerden itibaren o bölgeye doğru akmaya başlıyorlar. Orada yüzyıllardır bulunan bir krallığa engel olmuştur. Avrupa içlerinde İslam dünyasının genişlemesine katkı sağlamıştır. Ve Avrupa'nın da reformunda, Rönesans'ında etki edecek olan ve o dönemki Müslüman alimlerin eski Yunan kaynaklarından çeviriler yaparak elde ettiği bilgileri Avrupa dünyasına taşınmasına vesile olmuştur. Ve bu yönüyle de gerçek manada Avrupa'nın değişimine etki etmiştir. Bunu söyleyebiliriz. Cesur bir insan, kararlılıkla hareket ediyor ve zaferler arda arda geliyor. Hiçbir zaman savaş kaybetmiyor. Bu Avrupa'da Müslümanların çok güçlü olduğuna dair hissi etkilemiştir. Daha sonra gerçekleşecek olan Haçlı seferleri var ama o döneme kadar olan, yani 300 yıllık bir dönem içerisinde Müslüman hakimiyetinin ciddi manada güçlü olduğunu görüyoruz Avrupa içerisinde. Biliyorsunuz daha sonra Sicilya'da alınacak. Sicilya'nın da Müslüman olduğu bir dönem var. Dolayısıyla İslam dünyasında büyük bir heyecan olduğunu Avrupa'ya geçmeyle beraber ve bütün Avrupa'nın Müslümanların eline geçebileceğine dair bir fikrin oluşmasına sebep olacak kadar ileri seviyede bir destek olduğunu da söyleyebiliriz. İspanya'nın fethi İslam dünyasının sınırlarını genişletmekle kalmamış, kültürel etkileşimi de arttırmıştır ve Müslümanların Batı Avrupa'ya yayılmasına da bir zemin hazırlamıştır. Bu fetihle İslam'ın gücünü ve yayılma potansiyelini bütün Avrupa'ya göstermişler ve İber Yarımadası'ndaki Müslüman hakimiyeti uzun bir dönem devam edecek bir dönüm noktasıdır. Bence özellikle kültürel olarak baskıcı sultanların baskısından kaçan bütün fikir adamların Endülüs'e dolduğunu, İslam'ın da dönüşüm yaşadığı bir zemin oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle Tarık bin Ziyad'ın hayatı ve yaptıklarıyla İslam'a ve İslam dünyasına önemli bir katkı yaptığını, sadece İslam'a ve İslam dünyasına değil, Avrupa'nın gelişmesine de önemli katkıda bulunduğunu söylemekte bir beis yok. Evet, benim anlatabileceklerim bu kadar. Yine sorularınız varsa yazarsanız elimden geldiğince izahatta bulunmaya çalışırım. Kafanıza takılan noktalar olursa bu videonun altına yorumlarınızı iletin arkadaşlar. Dediğim gibi amacım kaynaklarla size tarihi anlatmaya çalışmak. Bazı noktalarda tam tatmin edici cevaplar vermiyorsam bu yüzden 600'lere 700'lere uzanan konularda bir şeyler anlatmak zor oluyor.
bizim gibi yazı yazmayı, okumayı, kütüphaneler kurmayı o dönem içerisinde yaygınlaştırmış ama sonraki dönemlerde unutmuş ve bir sürü eseri yakmış olan bir kültürün evlatlarıyız maalesef. Bizim gibi bir kültürün kahramanlarını anlatmak da çoğu zaman hamasete kalıyor. Hamasetle anlatılıyor. Olmadık sözler atfediliyor. Olmadık işler atfediliyor. Ama böyle işte. Elimizdeki olan mevcut bu. Çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediğiniz için, Tarık Bin Ziyad'ı bütün detaylarıyla öğrenmeye çalıştığınız için en kısa zamanda başka yayınlarda, başka konularla sizlerle görüşmek üzere. Esen kalın kıymetli arkadaşlar.